Merhaba Emel Hobevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda 6 yaşa kadar hem kız hem de erkek çocukları için örebileceğiniz dikişsiz şapka çalışması yapacağız arkadaşlar. Su damlası olarak desen vereceğimiz şapkada arkadaşlar kullandığımız ipler Ören Baya'nın Kitty Baby ipi, yeşil ve beyaz benekli kartopu ipi arkadaşlar. İplerimizi iki kat olarak kullanacağız. Şiş olarak arkadaşlar iki şişe ihtiyacımız var. Dikişsiz olacağı için evvela lastikten başlayacağız ve orada 5 numaralı 40 santimlik böyle bir misinalı şişe ihtiyacımız var. Daha sonra kesme yaparken kesme sırasında zorlanacağımız için 100 santimlik bu şekilde 5 numaralı kısa pardon uzun şişe ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, malzemelerimiz böyle olduğuna göre anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, şapkamız için 60 artı 1 ilmek atarak başlıyoruz. İpimizi iki kat yaptık. Hemen şu şekilde ilk ilmeğimi şişime alıyorum. 61 tane ilmeğimi şişime alıyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 ilmeklerimizi alalım. Evet arkadaşlar, 61 tane ilmeğimi attım. Şimdi diğer ucu, bakın şu ilmek attığınız kısım dönmeden yaklaştıracaksınız. Hemen şurayı şöyle açalım, yaklaştıralım. Şimdi arkadaşlar, buradaki ilk ilmekle buradaki ilk ilmeği hemen şişten çıkaralım. Şöyle alıyorum. Bir tığ yardımıyla birbirinden geçirerek burayı birleştiriyoruz. Bakın şöyle çıkardım. Şöyle geçirdim ve bunu şişime takıyorum. Şu an 60 ilmeğe tekrar düştük. Evet. Şimdi bir düz bir ters örerek başlıyorum. Bir düz bir ters bir düz. Şimdi şuradaki hemen bakın şuraya bir tane şey takalım. Ayraç. Başlangıç bitiş noktamız orası. Şuraya takıyorum. Yerimiz belli olsun. Şimdi buraya kadar arkadaşlar bir düz bir ters olarak örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak bütün ilmeklerimizi başlangıç noktasına kadar örelim. Evet arkadaşlar, bir düz bir ters olarak buraya kadar başlangıç noktasına kadar geldim. Hemen buraya taşıyorum. Şimdi tekstil tipi lastik uygulayacağız. Tekstil tipi lastikte düzleri örmeden alacağız, tersleri öreceğiz. Bakın önümde düz var. Bunu aldım. Tersi örüyorum. Düzü aldım, tersi ördüm. Düzü aldım, tersi ördüm. Çok pardon. Düzü aldım, tersi ördüm. Düzü aldım, tersi ördüm. Düzü aldım, tersi ördüm arkadaşlar. Sadece düzleri alacağız. Tersleri bu sırada ters olarak gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzlerde bir işlemimiz yok. Düzleri alırken arkadaşlar ip alttayken alıyoruz. Burası şapkamızın ön tarafı, burası arka tarafı. İp atlatmalar arka tarafta kalacak. Tersi örüyorum. Düzü aldım. Tersi ördüm, düzü aldım. Bu şekilde başlangıç ve bitiş noktası, yani ayraca kadar örgümüzü örelim. Başlangıç ve bitiş noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi ayracımı bu tarafa taşıyorum. Şimdi bu sırada bütün ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir sıra sadece tersleri öreceğiz. Düzleri örmeden alacağız. Bir sırada bütün ilmekleri öreceğiz. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın düz, ters, düz, ters olarak bütün ilmekleri örüyorum. 3. sıramız. Yani tek sıralarda bütün ilmekler örülüyor. Evet, bakın dönerek hiçbir şey yapmadan kolaylıkla örgümü örüyorum. Devam ediyorum. Hemen ters, düz,
ters, düz şeklinde başlangıç noktasına kadar örgümü yine örüyorum arkadaşlar. Evet, başlangıç noktasına geldim. Taşıyorum. Şimdi dördüncü sıramızda yine tekstil tipi lastiği uygulayacağız. Yani düzleri alıyoruz, tersleri örüyoruz. Düzü aldım, tersi ördüm. Düzü aldım, tersi ördüm arkadaşlar. Bu şekilde dördüncü sıramızı tamamlıyoruz. Beşinci sırada bütün ilmekleri örüyoruz. Yani beşinci sıra derken dolanıp gelip bahsettiğim sıra arkadaşlar. Bu şekilde üst üste şu görmüş olduğunuz düz ilmekten 5 kere tekrarlıyorsunuz. Altıncıyı da şişte aynı bu şekilde bekletiyorsunuz ve beyaz ipe geçiyoruz arkadaşlar. O noktada buluşalım. Evet arkadaşlar, lastiğimizi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, bir de şişte var. 6 sıra olacak şekilde örüyoruz. Buradaki lastiği siz dilediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz ama altına düşmeden hareket etmeye çalışın. Şimdi 6. sıramı da ördükten sonra hemen beyaz ipimi, yeşil ipimi koparmadan devam edeceğim. Beyaz ipimi şuraya bağladım. Yeşil ipin üzerinden atlatarak, bakın arkadaşlar, bundan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Başlangıç bitiş noktasına kadar geliyorum. Hemen başlangıç noktasına gelelim. Bundan sonra örgümüz hep düz örülecek. Herhangi bir ters düz işlemimiz yok. İlmeklerimi düz örerek başlangıç noktasına geliyorum. Evet, başlangıç ve bitiş noktasındayım. Şimdi arkadaşlar, burada yeşil ipimizde ufak ufak böyle damlalar vereceğiz. Şimdi burası başlangıç bitiş noktası. Yine buraya bir tane takalım da yanlış yapmayın siz de. Şimdi yeşil ipimizle, şöyle yeşil ipimizde elimizin altında tutarak, bakın arkadaşlar, şöyle 1 2 3 beyaz örüyorum. Bir tane yeşil örüyorum arkadaşlar. Hemen tekrar 1 2 3 beyaz örüyorum. Bir tane yeşil örüyorum arkadaşlar. Şöyle aparatım var ama şimdi takmak istemiyorum. 2 ip yürüttüm. Tekrar 1 2 3 beyaz örüyorum. Burada arkadaşlar ip yürüttüğümüz için şurayı çok sıkmadan hareket edin ve bir tane yeşil örüyorum. Tekrar 3 beyaz, 1 2 3 ve bir tane arkadaşlar yeşil öreceğim. Bu şekilde başlangıç bitiş noktasına kadar ilmeklerimi 3 beyaz, 1 yeşil, 3 beyaz, 1 yeşil olarak örelim. Evet arkadaşlar, bakın 3 beyaz, 1 yeşil, 3 beyaz, 1 yeşil olarak geldik. Son ilmeği yeşil ördük. Hemen ayracım bu tarafı taşırdım. Beyaz ipimi yeşilin üzerinden alarak tekrar beyaz ipimle örgümü düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde örgümü örüyorum. Ayraca kadar düz olarak hemen örelim. Evet arkadaşlar, geldim başlangıca. Şimdi bir sıra daha ben beyaz ipimle öreceğim. 2 sıra beyaz, 1 sıra 3 beyaz, 1 yeşil olarak örgümü devam ettireceğim. Şimdi bir sıra daha bu şekilde örgümü örüyorum. İkinci sıra, yani bakın hemen, ve burayı da ördükten sonra görmüş olduğunuz damlaları kaydıracağız arkadaşlar. Hemen örgümüzü örelim yine başlangıç noktasına kadar. Evet, başlangıç bitiş noktasına geldim. Ayracımı taşıdım. Şimdi burada tekrar yeşil ipimize damlalar vereceğiz arkadaşlar. Bakın her iki damlanın arasında 3 ilmek var. Bu ilmeklerin tam ortadaki ikinci ilmeğe denk gelecek şekilde örgümüzü yine örüyoruz. Bakın bu sefer biraz sırada 3 ilmek örerek damlayı koymuştuk. Şimdi 1 ilmek örüyorum ve hemen damlamı buraya yerleştiriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar 3 ilmek beyaz örüyorum. Damlamı buraya hemen
örüyorum. Alt sıradaki damlanın tam ortasına düşmek zorunda. Bakın burada bir tane var, burada bir tane var. Tam orta noktaya geldik. Bir üst sıraya çıktığımızda arkadaşlar, tekrar iki sıra beyaz ipimizle örgümüzü örüyoruz. Ve yine başlangıç noktasına geldiğimizde, hemen oraya gelmek istiyorum şurada anlatmak için, şunu öreyim. Hemen yine buraya geldiğimiz zaman, yine şuradaki yaptığımız arkadaşlar, hatırlarsanız 3 beyazdan sonra bir tane yerleştirmiştik. Aynı şekilde yine 3 beyaz öreceğiz. Bu noktaya damlamızı yerleştirmiş olacağız. Şimdi bunu kaç sıra çalışacağız arkadaşlar? Sıra değil de daha çok çocuğunuzun kafa boyuna göre ölçmeniz ve örmeniz gerekiyor. Ben yaklaşık 18 santim kadar burayı öreceğim. Daha sonra kesmelere başlayacağız arkadaşlar. Örgümüzü 17, 18 veya çocuğunuzun boyutuna, başının boyutuna göre 19, bilemediniz 20 santim kadar örün ve kesmelerde beraber sizin de devam edelim. Evet arkadaşlar, 18 santim olacak kadar örgümü ördüm. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra damla çalıştım. 2 sıra beyazımı ördükten sonra üstte de 1 sıra yeşil ipimle örgümü ördüm. Şimdi bu noktadan itibaren kesmeye başlayacağız arkadaşlar. İlk kesmemiz 2 ilmeği kes, 2 ilmek ör şeklinde. Hemen şuraya bir tane işaret içi koymak istiyorum yine. Şuraya kesme noktamızı belirlemek için. Tekrar 2 ilmeği kestim. 2 ilmeği ördüm. Tekrar 2 ilmeği kes, 2 ilmek ör şeklinde birinci kesme sıramızı başlangıç noktasına kadar örelim arkadaşlar yeşil ipimizle. Evet, başlangıç bitiş noktasına geldim keserek. Şimdi hiçbir şey yapmadan bir sıra örgümü düz örüyorum arkadaşlar. Herhangi bir kesme işlemimiz yok. Bir sıra düz örgümüzü örelim. Tekrar aynı noktaya gelelim. Evet, bir sıra örgümüzü ördük. Şimdi burada arkadaşlar, şişimizle örgümüz zorlaşacağı için 5 numara 100 santimlik böyle bir şişe geçmeniz gerekiyor. O yüzden şimdi örgümün yarısını buraya alacağım. Evvela 3, 4, 5, yani yarısını buraya taşıyacağım. Bu şekilde. Evet, biraz daha alayım. Ve bunu çekiyorum arkadaşlar. Yarısını aldıktan sonra diğer yarısını da tekrar alacağım. Bu şekilde örgümüzü örmek daha kolay olacak. Şişimizi çeke çeke örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın, diğer ilmekleri de alıyorum. Tekrar başlangıç bitiş noktasına gelmiş oluyorum. İlmek azaldıkça bu şişimizde, yani 40 santimlik şişimizde örmemiz zorlaşacaktır. Evet, ilmekleri bu şekilde aldım. Şimdi gelelim. Şimdi arkadaşlar, şöyle çekiyorum. Bakın şişimi buraya geliyorum. Bunu yaklaştırıyorum. Bu şekilde çektim. Şurada şöyle göstereyim. Şişimizin uzun kısmı burada kalacak şekilde hareket edeceğiz. Hemen şuraya başlangıç bitiş noktamız olduğu için hemen takalım. Şimdi bu sırada kesme yapacağız yine. Bir sıra altta örgü örmüştük. Hemen bunu aldım. Şimdi bu sefer arkadaşlar, bir iki ilmek kes, bir ilmek ör şeklinde hareket edeceğiz. Bakın sıradaki 2 ilmeği kesiyorum. 1 ilmek örüyorum. 2 ilmek kesiyorum. 1 ilmek örüyorum. 2 ilmek kestim. 1 ilmek ördüm. 2 ilmek kestim. 1 ilmek ördüm şeklinde buraya kadar örüyorum evvela. 1 ördüm. 2 ilmek kestim. 1 ördüm. 2 ilmek kestim, 1 ördüm, 2 ilmek kestim ve 1 ördüm. Evet, burayı ördük, bitirdik. Şimdi arkadaşlar, şu şişimizi iteliyoruz ileriye doğru, şöyle ki, ve bu şişimizi çekiyoruz. En son kesmiş ve örmüştük. Devam ediyorum.
2 ilmek biraz daha çekelim. 2 ilmek kestim. Burayı yaklaştırıyorum. 1 ilmek ördüm. 2 ilmek kesiyorum. 1 ilmek ördüm. Bu şekilde başlangıç bitiş noktasına kadar örüyoruz arkadaşlar. Daha sonra üstüne tekrar hiçbir şey yapmadan bir sıra düz örgü örüyoruz. Yani bir sıra düz örüyoruz, bir sıra kesiyoruz arkadaşlar. Bir tane ördüm, 2 ilmeği kestim, 1 ördüm, 2 ilmeği kestim, 1 ördüm, 2 ilmeği kestim ve 1 ördüm. Evet, bakın şöyle tekrar şişimizi iteliyoruz bunu. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sıra hiçbir şey yapmadan düz örgü örelim. Hemen bir sıradaki kesmeye geçelim. Hemen örgümü örüp geliyorum. Evet, bir sıra düz örgümü ördüm. Bakın şişimi çektim. Yine ikinci sıradaki kesme gibi yapacağız. Yani 2 ilmek kes, 1 ilmek ör şeklinde ilerliyoruz. Bu sırada da üçüncü kesme sıramız. Bakın bir tane ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi azaltıyoruz. 2 ilmek kes, 1 ilmek ör, 2 ilmek kes, 1 ilmek ör şeklinde arkadaşlar devam ediyoruz. 2 ilmek kes, 1 ilmek ör, 2 ilmek kes, 1 ilmek ör şeklinde dolanıyoruz, geliyoruz. Son sıramızdayız arkadaşlar. 3. sıra kesmesinden sonra yine bir sıra hiçbir şey yapmadan ördüm ve son kesme sıramızdayız ve yine 2 kez 1 ör şeklinde ilmeklerimizi azaltmaya devam ediyoruz. 2 tane ilmeğimi kestim, 1 ördüm, 2 ilmeğimi kestim, 1 ördüm, 2 ilmeğimi kestim, 1 ördüm arkadaşlar. Burada 6 ilmeğim kaldı, döndüm. Hemen şişlerimi yaklaştırıp uzaklaştırıyorum örgüme göre. Bunu çekiyorum. En son 1 örmüştük. Şimdi 2 keseceğim. 1 öreceğim. 2 ilmek kestim. 1 ördüm. 2 ilmek kestim. 1 ördüm ve 2 ilmek kestim. 1 ördüm. 2 ilmek kesiyorum. Bakın burada 2, 4, 6, 7 tane ilmek kaldı. Şimdi arkadaşlar ipimizi kesiyoruz. Hemen şöyle ve bir iğneye geçiriyoruz bu ipimizi. Evet, iğnemi taktım ipime. Şimdi arkadaşlar şişimi yine yaklaştırıyorum ve iğne yardımıyla ilmekleri toplayacağım. Evvela buradakilerini şöyle alıyorum. Bakın. Bunları alıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi diğer tarafı da alacağız. Hemen bunu da yaklaştıralım. Bunları da aldım. Evet, ilmeklerimizi aldık hepsini. Şu şekilde arkadaşlar çektiriyoruz. Hemen burayı kapatıyoruz. Buradan zaten pomponumuz yerleşecek. Hemen bakın şöyle yine ilmeklerin kanatlarının arasından gerek bir sıkılama yapıyorum. Şöyle ki. Ve alt tarafa gireceğim. Burada ipimi kaybedeceğim arkadaşlar hemen. Şöyle aşağı doğru ilerletiyorum biraz. Ufak bir düğüm atacağım. Ve burada arkadaşlar şöyle
ilerleterek ilmeklerin kanatlarından yaptım ve ipimi burada kesiyorum. Evet. Bu şekilde beremizin üst kısmını bitirdik arkadaşlar. Şimdi temizliğini yapalım ve pompona geçelim. Hemen ben temizliği yapıp pompon için hazırlanıyorum. Evet arkadaşlar, şapkamızın temizliğini yaptım. Çok güzel, dikişsiz, gayet de hoş bir çalışma oldu. Şimdi pompon yapacağız arkadaşlar şu üst kısım için. Pomponu herhangi bir aparat kullanmadan el yordamıyla yapacağız. Oldukça kolay. Şimdi evvela yeşil ipimizden şöyle bir miktar uzunca alıyorum ve bu şekilde ikiye katlıyorum arkadaşlar. Bu bağlamada kullanacağımız ipimiz. Hemen ucuca getirelim. Bu kenarda beklesin. Yine beyaz ipimizi iki kat yaparak elimizi sarmaya başlayacağız. Hemen şöyle tutuyorum arkadaşlar. Dilediğiniz kalınlıkta veya seyrek, gevşek, ne kadar nasıl istiyorsanız pomponunuzu, bakın şu dört parmağı sanki ip sarar gibi sarıyorsunuz arkadaşlar. Eşit olmasına dikkat edelim. İpimi iki kat yapmıştım zaten. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle sarmaya devam ediyorum. Şimdi ben biraz da içine yeşil ekleyeceğim. Hemen şöyle yeşil ipimin ucunu aldım arkadaşlar. Ve bunu da beraber, şimdi 3 ipi beraber şöyle araya hafif renk katsın diye yeşil ipimi de sarıyorum. Aynı ayarda tutmaya çalışın. Şöyle. Sanırım bu kadar yeterli oldu. Bir kez daha saralım ve ipimizi keselim arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu kenara alayım. Görmeniz açısından. Elimden çıkarıyorum sarmış olduğum ipimi. Şu şekilde ikiye katlıyorum arkadaşlar. Şu ipimi şöyle alıyorum. Etrafından sarıyorum ve şurada bakın bir boğum oluşturdum. Bunu buradan geçiriyorum. Bunu burada sıkılıyorum. Pomponumun boyutunu karşılıklı ayarlıyorum bağlamadan önce. Evet. Sıkıldıktan sonra şimdi bunu bir kere saracağım. Şu ipimizle diğer ipi ters tarafa, bakın. İpimi ikiye ayırdım. Bakın bunu bu şekilde sardım. Bunu da bu şekilde sardım. Daha böyle sıkı bir bağlama yapmak istediğim için hemen buraya bir düğüm atıyorum. Evet. Tekrar bir tane daha düğüm atıyorum. Açılma yapmasın. Ve şimdi arkadaşlar bunu elimizin altına alıyoruz. Ve buradan arkadaşlar makas yardımıyla kesiyoruz. Şurayı ayarlayalım. Sanki burası biraz eşit mi? Çekebiliriz kesmeden önce. Evet. Evet, şimdi şu evvela şu fazlaları bir çıkarayım. Şimdi şuradaki iplerimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer tarafı da kesiyoruz. Şu iplerimizi kesmiyoruz. Sakın dikkat edelim. Evet. Şimdi pomponu düzeltme kısmına geldik. Şimdi uzunluklarını arkadaşlar bir pompon, yuvarlak pompon verme formuna getirene kadar bu uzun gibi duran
İplerimizi kesiyoruz. Bakın şöyle yaptığımız zaman görünüyor zaten uzunlar. Şöyle. Önemli olan düzgün bir pompon elde edebilmek. Eğer aparatörünüz varsa tabii daha düzgün çıkartırsınız ama çok da gerek yok öyle malzemeler alıp da kalabalık yaratmaya. Bu şekilde de oluyor. Önemli olan düzgünce kesmeniz. Evet. Ben bunu biraz daha düzelteyim arkadaşlar. Bağlamak üzere buluşalım. Evet, pomponumu düzelttim arkadaşlar. Şimdi şapkamızı alıyoruz. Kalın bir tığ yardımıyla hemen bakın. Şu ipimizi ikiye ayıralım. Şöyle içeriden. Bu delikten değildi arkadaşlar. Hemen şöyle bakın şuradan. Şöyle bakın delikten değildi. Hemen bir tık yanından evvela ipimizin iki kanadını geçiriyorum içeri doğru. Daha sonra diğer tarafı da aynı şekilde alacağız. Bakın delikten değil de tam karşısından şuradan bakın. Taktım tığımı. Gösteriyorum. Bakın delikten değil şöyle karşılıklı iki taraftan alarak ipimi geçiriyorum. Evet. Burada bağlama yapıyoruz. Ve iplerimizin fazlasını kesiyoruz arkadaşlar. Evet, pomponumuzu da taktık. Bu şekilde arkadaşlar şapkamız pomponu takılmış oldu. Henüz bakın daha burada uzunlar var. Taktıktan sonra yine bir temizlik yaparsınız pomponunuza. Evet arkadaşlar, bu şekilde şapkamızın pomponu taktıktan sonra da bitmiş oldu. Evet. Şöyle göstereyim. Oldukça örmesi kolay ve zevkli bir çalışma. Şimdi arkadaşlar biz 3 video arka arkaya evvela eldivenimizi, daha sonra yine pompon detaylı atkımızı ve şapkamızı çalıştık. Şöyle geniş açıyla göstermek istiyorum tekrar. İlk videomuzda eldivenimiz, daha sonra atkımız ve bu videoda da şapkamızı çalışarak görmüş olduğunuz gibi üçlü bir takım elde ettik arkadaşlar. Bakın bu üçlü takımı ben sadece iki ipten ördüm. Yani şöyle söyleyeyim. Şu ipimi ben maliyetini 12,5 liraya, bu ipimin maliyetini 20 liraya aldım. Toplamda şişlerle beraber hesap edecek olursak, eğer yoksa şişiniz 25 lira. Çünkü şişler, iki tane şiş almanız gerekiyor. 50 lira şişler, 25-30 lirada ipler, toplamda 80 liraya görmüş olduğunuz bu üçlü takımı piyasada 500-600 liraya almak mümkünken siz 80 veya en fazla 100 liraya mal edebilirsiniz. Evet, inşallah beğenmişsinizdir bütün çalışmalarımı. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.